Düzce'nin özgün ulaşım sisteminin gelişimi ve mevcut araçların arz talep dengesine katkı sağlayacak hamle Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Öz'den geldi. Şehir içi toplu ulaşım hizmetlerinde kalite standartlarının yükseltilmesi ve hizmetlerin vatandaşların talepleri doğrultusunda geliştirilmesi ulaşım AŞ filosuna yine araçlar katıldı. Yasal işlemleri tamamlanan 0 kilometre 10 adet 12 metrelik otobüsler Düzce Belediyesi önünde düzenlenen törende seferlerine başladı. Cuma namazı sonrası düzenlenen organizasyon Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ev sahipliğinde Düzce Valisi Selçuk Aslan, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı Ekrem Erdem, Düzce Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nedim Sözbir, kurum temsilcileri, belediye meclis üyeleri, müdürler ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla yapıldı. Biz aslında bu sistemi kurarken yolcu sayımız 22 binde. Hesaplarımıza göre 10 bin artsa 32 bin olur dedik. Ancak geçen pazartesi günü yolcu sayımız 50 bin oldu. Şimdi özellikle bu öğrenciler için uyguladığımız genç kart uygulaması 380 lira tahmin ediyorum şu anda fiyatı. 380 lira sınırsız bilinç. Dolayısıyla birçok aile öğrenci servislerden aldı. Bizim otobüslerle ulaşımı sağlıyor. Dolayısıyla yolcu sayımız çok arttı. Özellikle sabah akşam saatlerinde sıkıntı yaşıyoruz. Hesap yaptık kaç otobüs bunu kurtarıyor. Dediler ki sabah akşam saatlerinde sabah işte 7-9 arası, akşam işte 4 ile 6 arası sisteme büyük otobüsleri sokarsanız bu sorun çözülüyor. Kaç otobüs? 10 otobüs. Otobüslerimizi aldık. Bugün de inşallah kurban geleceğiz ve bunları hizmete sokacağız. Bu otobüsler kalabalık saatlerde devreye girecek, sıkıntı giderecek. Düzce'mize hayırlı olsun. Abi şuraya bak, şuraya şu tarafa doğru gelsin, şu sıraya doğru girsin. Bak yoldunuz kaldınız zor, alamayacaksınız zaten. Bak, Düzce Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği 8. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Profesör Doktor Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, Düzce Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nedim Sözbir, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı Ekrem Erdem, derneğin yönetim kurulu üyeleri, ilçe belediye başkanları, birim müdürleri ile çok sayıda Düzceli vatandaş katılım sağladı. 2008'de Dil ve Edebiyat Kültür ve Medeniyet Şubu'nun yeniden oluşturulması için yapılan çalışmaları desteklemek şeklinde belirledik. Bize bu güzel ev sahipliği yapan çok değerli belediye başkanıma Faruk Özlü'ye de özel teşekkür ediyorum kendisine ve ekiplerine. Allah razı olsun. Evet. Her şeyden önce belirtmek isterim ki Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği son derece önemli ve müstesna bir kamusal sorumluluğa ve toplumsal bir amaca hizmet ediyor. Türkçemizin üzerine titremek, dilimizi korumak ve ortaya koyacağımız edebiyat eserleriyle dilimizi zenginleştirmek, ülkemize ve milletimize karşı sorumluluk duyan herkesin görevi olmalıdır. Bir milletin aydını mutlaka üç şeyi çok iyi bilmelidir. Bunlar dili, dini ve tarihidir. Düşüncenin kaynağı dildir. Başarılı olabilmek için dilimize, yani Türkçemize bilinçli olarak sahip çıkmak, dilimize hak ettiği önemi ve değeri vermek durumundayız. Başka dile uymaz annenin sesi, her sözün ararsan vardır Türkçesi. Türkçemize sahip çıkarken aslında Türkiye'mize sahip çıktığımızı, medeniyetimize sahip çıktığımızı, birliğimize sahip çıktığımızı, gelecek nesillerimize sahip çıktığımızı aklımızdan çıkarmayalım. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin 8. değerlendirme toplantısında sizleri Düzce'de misafir etmekten, sizlere ev sahipliği yapmaktan ve sizlerin fikirlerinden ilham almaktan büyük bir onur duyduğumu ifade etmek isterim. En genç vilayetimiz Düzce'de, yeryüzünün cenneti Düzce'de sizlere, ülkemizin farklı diyarlardan
misafir ettiğimiz sizlere ilimizi ağırlamaktan duyduğum mutluluğu bir kez daha ifade ediyorum. Hepinizin cumasını tebrik ediyor, saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyoruz. Düzce Valisi Selçuk Aslan, İl Milliyetin Müdürü Emrol Aydın ile birlikte Işık İlkokulu ve İrfan Öztürk İlkokulu inşaatlarında incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Aslan, okul binalarının yeni dönemde eğitime kazandırılıp kazandırılamayacağını öğrendi. Olay Fatih Mahallesi 120. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ali Yavuz ile aralarında husumet bulunan, ismi öğrenilemeyen bir şahıs tartışmaya başladı. Bir süre sonra Ali Yavuz araca bindiği sırada şüpheli iki el ateş ederek olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Ali Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri araç ve çevresinde inceleme yaparken polis ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Edinilen bilgiye göre Akçakoca Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler incelemelerde bulunmak üzere yol çökmesinin meydana geldiği Deredebi köyündeki ormanlık alana gitti. Orman mühendisi Furkan Yiğit bölgede heyelan olabileceğini fark edip ekipleri bölgeden uzaklaştırdı. Yiğit'in uyarısının ardından heyelan meydana geldi. O anlar ise bir orman personelinin kamerasına yansıdı. İş kaçmışız. Lan 5 dakika önce geçtik ya oradan. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çamköy bağlantı yolunda radarlı hız denetimi yapıldı. Denetimler sırasında 77 sürücü hakkında 148.584 lira ceza işlemi uygulandı. Hız sınırını %10 ile %30 arasında aşan sürücülere 951 lira, %30 ile %50 arasında aşan sürücülere 1979 lira, %50 ve üzeri aşan sürücülere 4064 lira trafik idare para cezası kesildi. Eldor 32 81 Denizli Hatay 606 mavi renkli Ford otomobil 94 kilometre.
petrol yok diyor.32 yaşındaki Aziz Aydın Yambul, iddiaya göre 4 Ekim günü ilçe merkezinde yaşanan olayda 45 yaşındaki abisi ÖY tarafından miras meselesi sebebiyle silahla baldırı ve omzundan vurularak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edilirken ağabeyi gözaltına alındı. Tedavisi tamamlanan Yambul, hastaneden taburcu olduktan sonra abisinin serbest bırakıldığını öğrenince şok oldu. Evet. Söyleyeyim mi? Buradan girdi. İlk kurşun buradan çıktı. Gördüğü gibi. Bir de omzumdan bu bölgeden ikinci kurşun aldım. Sinirdi buradan geçti. Allah'tan benim bir sadakamız varmış. Bir şey olmadı yani. Burada göründüğü gibi babamıza ait iş şirkete gitti ve şu an görüntülerde görüldüğü gibi abimle konuşmaya. Ama konuşamadık tabii. Birkaç kelime konuştuktan sonra çıkarken kurşunları yemeye başladık yani. Ve bu silah gördüğünüz gibi burada silahı çıkarıyor. Zaten hazır bekliyormuş. Direkt vuruyor hiç tereddüt etmeden öz kardeşini. Yani biz kendisi şurada görmüş olduğunuz büyük yeşil evde yaşıyor. Yani hiçbir önlem şey yok. Bizi ne zaman gelip vuracak bizi, eşimizle şey yapacak diye biz burada geceleri bekliyoruz yani. Kaç günden beri aylarca geceleri uyku uyumaz olduk. 2019 yılında babamız vefat etti. Babamız vefat ettikten sonra biz 5 kardeşiz. En büyüğümüz olan Ömer Yanmıl abim olur. Aramızda da 3 tane kız kardeşim, ablam var. Biz bu abimize çok güveniyorduk. Biz bunu baba vekili gördük. Öne şey yaptık, başa geçirdik. Yani biz ileriye sürdük kendisini. Ama bu 2. senenin şeyinde hepsi zaten planmış yani. Bize hep biz bir elin 5 parmağı gibiyiz dedi. Hep bir birlik olalım, şey yapalım deyip deyip bizi kandırdı. Vurmadan birkaç öncesinde bu evi tadilat aşaması dedi, yaptırıyorduk. Geldi burada bana bir saldırdı. Burada beni bir dövdü. Ama oradan da bir cezayı biz aldık yani. Ya kapımızda dayak yedik abimizden. Ya adam bir gün ceza bile almadı. 7 ay cezayı biz aldık ne hikmetse. Devamında vurulduk dışarıda. Şu an adam bütün malımı, babamdan kalan bütün hisselerimi devretmemi istiyor. Hissetmesem ben öldüreceğinden şey yapıyorum yani. Tedirginiz burada eşimle beraber. Diken üstünde duruyoruz, korkuyoruz yani. Evlerimiz hemen yakın yani. Buradan görürsünüz hemen 100 metre yok şurada. Yukarıda evi de kendisi ikamet ettiği ev. Evet, silahla vurduktan sonra bir gün nezarette bile kalmadı yani. Aynı gün çıktı yani. Ben hastaneden ondan daha sonra çıktım yani. Ben hastaneden daha fazla kaldım yani. O benim kadar kalmadı nezarette. Hala daha dışarıda şey yapıyor, geziyor. Ölüm korkusu içinde yaşıyoruz ve geçen akşam geliyordu. Ne zaman gelecek diye biz yani günlerdir geceler uyku uyumuyoruz yani. Ayakta bekliyoruz yani burada. Kimden yardım bekleyeceğiz, ne yapacağız bilmiyoruz. Kimsemiz de yok, sahip çıkacak. Arkamızda duracak. Tamamen yani resmen ölmemizi bekliyoruz yani burada. Kaderimizi bekliyoruz yani. Kocaeli'de ilçede 2 tane iş yeri, 5 tane daire. Bu köy içinde de bir 30 tonluk fındık bahçesi gibi bir mal yani aşağı yukarı. Ve arkanızda gördüğünüz taksi, traktör, şu bir iki, bunlar da ortaktır yani. 25 milyon TL değerinde var yani değeri mirasın. Olay günü ben kendisiyle konuşmaya gittim. Kendisiyle ben zaten dükkana girdiğim gibi orada oturdum. Yani sonuç olarak abim konuşuyordum yani. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Sen amacın ne? Senin derdin ne? İstiyorsun yani? Nereye varacak bu olay falan? O hiç bizi dinlemedi bile yani şeye. Ondan sonra başka havalar çalıyor, şey yapıyor. Sizin hakkınız mı var? Sizin malınız mı var? Her şeyi kendisi kazanmış gibi, kendisi yapmış gibi. Yani bir anda bütün mal yani sadece onunmuş gibi lanse ettirdi bize şeyi, ediyor. Bizim hiçbir hakkımız yokmuş gibi. Ondan sonra ben de iyi tamam o zaman dedim. Kalktım giderken yani orada silah zaten hazırda bekliyormuş. Takır takır adam bizi vurdu. Olay sonrasında ne oldu? Olay sonrasında adam hiçbir şekilde hala da bir yani bir düzelme yani bir ne geçmiş olsun ne bir yani bir hatasını yani bir hatayı bilinçli yapılmış bir hareket yani. Bir yani bir anlık hadi sinirli desek yani sinirli yapılmış bir hareket şey değil yani. Hala da aynı hareketleri devam ediyor.
Biz burada yani mağduruz. Mal ve para birisi bunu tamamen gözünü bürümüş. Annemi de yanına çekti. Annem de beni ve 3 tane kız kardeşimi dışlıyor. Bir tek sadece varsa yoksa Ömer. Yani toprak dövsün gözlerini diyeyim. Evet ben şikayetçi oldum. Ben şikayetimde de yani geri çekmeyi de düşünmüyorum yani. Sonuç olarak bu benim öz abim. Ben oraya konuşmaya gittim. Ben düşmanım değilim yani. Adam gözünü bile kırpmadan bizi takır takır öldürmeye yani ben. Resmen öldürmeye şey yaptı yani orada biz. Şey abi yani eline dalmasaydım belki de beni öldürmüştü. Orada düşüyorum yere dışarıda yaralıyım. Hala daha vuruyor. Ya bir insan düşmanı yapmaz bunu. Ya bu sonuç olarak benim abim. Bunu bana yaptıktan sonra. Bunu niye yaptı bizim başka bir maldan yani mal yani. Başka bir problemimiz aramızda herhangi bir husumet, başka bir sıkıntı, sorun yok. Olay Bolu Belediye binasının yanında bulunan aşağı çarşıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre pazar alanından geçen YB ve BB 3 ayrı tezgahtan yaklaşık değeri 5000 lira civarında olan kuru gıda malzemelerini çaldı. Şüpheliler çaldığı malzemelerle birlikte bölgeden uzaklaştı. İş yeri sahipleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri YB ve BB'nin peşine düştü. Aşağı çarşıda hırsızlık yapan şahıslar Akpınar Mahallesi'nde bulunan bir inşaata girerek oradan da 5000 lira değerindeki inşaat malzemelerini çaldı. Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla iki kadın evlerinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin bitmesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mudurnu ilçesinde ahilik geleneğinde esnafın hayırlı, bereketli, kazanç ve sağlıklı ömür geçirmesi için asırlardır sürdürdüğü geleneğini yaşatmaya devam ediyor. Geleneğe göre ayakta çalışan esnaf oturarak, oturarak çalışanlar ise ayakta dua ediyor. Gerçekleştirilen geleneğe yağmur altında çok sayıda vatandaş ve öğrenci katılım gösterdi. Yıldırım Beyazıt Camii müezzini Eyüp Acar tarafından okutulan duadan sonra ilçede vefat edenlerin hayrı için pişirilen yemekler dağıtıldı. Rahmanirrahim Azulazim Salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Subhane rabbiyel aliyyil a'lel vehhab Teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin Pak münevver mudahhar mücella aziz latif ruhu şerifleri için Sahab-ı İdris Nebi Davud Nebi Şehşi Hazreti Zeynel Abidin Yemen'de aktar-ı veli cümle gelmiş pirler ve üstadlar ervahi için bakide kalan üstadların selameti için vaktü salahi ömür cuma mübarek olması için işler ve güçler asan olması için garipler ve mazlumlar ervahi için cumhur-i müsliminin sıhhat ve selameti için hastalara şifa adetlere deva borçlulara eda Allah rızası için El Fatiha. Hadi bakalım. Şöyle bir geçelim. Maşallah tamam abi size yok. Bolu'da geçtiğimiz yıllarda 60 liradan satışa sunulan ay çekirdeği şimdilerde kilosu 120 liradan alıcı buluyor.
Vatandaşın en çok tercih ettiği ürünlerin başında gelen ay çekirdeği hem kuru yemiş dükkanlarını süslüyor hem de damakları tatlandırıyor. Ne vereyim abi? İşte bakıyorum. Ya. Bakalım abi. He? Sos da verebilirim. Yüzün verdik 50. Toplam 180 oldu burası. 180 tamam. Sen 200 lira da şu şekerler nasıl? Şunlar. Ne bir şey vereyim? Ha işte onlar şunlar. Ona vereyim. Tamam. 20 lira da ona vereyim. 20 lira da ona ver. Tamam güzel abi. Bir Türk halkının en büyük eğlencesi çekirdek. Başta o. Bizim kuru yemişlerin ana kalemi çekirdektir. Ha sonra insanların geçmişten beri gelen alışkanlıklarından dolayı işte fındık, leblebi, işte leblebi üzüm bir takım karışık kuru yemişler de sıralamaya girer. Şöyle çekirdek esasında bu çekirdeğin esas fiyatını belirleyen unsur normalde bu yurt dışından geldi başlangıçta. Çin'den geldi bu mal. 2 dolar civarında geldi. Bu genelde bu baz alınıyor. Türkiye'de de genelde bu çerçevede gidiyor. Fakat fiyatların oluşmasında işte bir önceki yılın ürünün yokluğu veya bolluğuyla alakalı da olabiliyor. Bazen de işte bahsettiğim gibi bu döviz hareketlerinin çok oynak olursa bu da bizim fiyatlarımızı etkiliyor. Fakat bu sene geçen seneki kadar çok bir aşırı fiyat artışı henüz şu an için yok. İnşallah bir süre olmaz. Bir ara çok bunaldık biz bu fiyatların çok aşırı yükselmesinden. Yani geçmişte mesela 3-5 sene hiç etiket değiştirmediğimiz zamanlar oldu. Ama geçen sene biz 1 veya 2 yıl boyunca her hafta mutlaka gidip müşterilerimizle etiket değiştirdik. Yani fiyat yükseldi. Aldığımız yerlerden fiyat yükselirse biz de bu malı sonuçta her şeyi yerinden. Mesela fındığı biz Giresun'dan alıyoruz. Fıstığın ana vatanı Osmaniye. Oradan alıyoruz. Antep fıstığı adı üstünde zaten Antep'ten gelir. Çekirdek Türkiye'nin yerleri belli. İşte Kayseri, Konya, işte ne bileyim İnegöl. Efendime söyleyeyim. Her şeyi de işte tabii yerinden alıyoruz. Kendimiz bazı ürünleri kendimiz biz fabrikamız var. Orada kendimiz kavuruyoruz. Bazılarını da hazır kavurmuş alıyoruz. Mesela bazı büyük fabrikasyon ürünler mesela fındık içini Giresun'dan fabrikadan alırız. Direkt kavurmuş gelir. Bizim kuru yemişin en yoğun günü yılbaşı günü. Yani eğer sadece kuru yemişle alakalı soruyorsak. Onun haricinde tabii ki bayramlarda ve özel günlerde de mutlaka bir hareketlik olur. Ama bizim kuru yemişle alakalı özel olarak soruyorsanız bizim mesela pazar günü yılbaşı akşamı burası bayağı bir yoğun olur. Vatandaşlar yılbaşı. Evet diğer marketlerde falan da işte son 3-5 gün kala biz marketlere tabii mal veriyoruz. Onlar teşhir yapıyor. Ekstra ilave teşhirler yaparlar. Bizim her markette standımız var. Bütün ulusal marketlerin olduğu gibi veya ulusal firmada olduğu gibi. Bizim de her markette, burada yerel marketlerimizde standlarımız oluyor. Onun haricinde de marketçi arkadaşlarımız yılbaşına hazırlık yapma adına da ekstra teşhirlerle bizden fazla ön alır. Son birkaç günde işleri yoğun olur.